Kitap Evi yazı işlerini sunar. Hayırlı günler sevgili izleyiciler. Yazı işleri programını biraz gecikmeli başladık. Son bir haftadır biliyorsunuz yayın ortasında canlı yayınlar oluyordu. Bu sefer erken başladı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sabah sohbeti. Bu sefer biraz gecikmeli başladık ama program sonuna kadar kesintisiz devam edeceğiz. Yani aşağı yukarı saat 12.45-12.47'ye kadar birlikteyiz. Bugün kadromuz biraz daha kalabalık. İki kişi değiliz. Toplam dört kişiyiz. Çünkü bugün hayır için sivil inisiyatif üyeleri programda benle birlikte olacaklar. Hepinize önce hoş geldiniz diyorum. Ben tanıtayım. Ahmet Özdemir, makine mühendisi. Hemen sağımdan başlıyorum. Hasan Söyler, iş adamı, inşaat evet. sektöründe. Ve Kenan Kayış, o da emekli devlet memuru. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Şimdi tabii son kaça girdik? 20 kaç kaldı? 23 gün. 23 gün daha var. 23 gün sonra Türkiye belki de siyasi tarihinin en önemli kararlarından birini vermek üzere sandık başına gidiyor. Türkiye'de rejimi değiştirelim mi, değiştirmeyelim mi? Tek adam rejimine mi geçelim? Daha despot bir yönetime mi geçelim? Ülkeyi yönetenlerin asla yargılanmayacağı, sorgulanmayacağı, başlarına buyruk bir şekilde ülkeyi yönetsinler mi diyeceğiz? Yoksa hayır, biz demokrasiden, hukuk sisteminden, özgürlüklerden vazgeçmeyelim. Önümüz aydınlık olsun, Türkiye'nin geleceğini görelim, bilelim, hepimiz yönetime katılalım, hiçbirimizin ayrıcalığı olmasın, kişilere ya da bir takım kesimlere imtiyazlar verilmesin mi diyeceğiz? Yoksa biz padişah yönetiminde biat etmiş kullar olarak yaşamak istiyoruz mu diyeceğizin kararını vereceğiz. Benim bakışım böyle biliyorsunuz. Ama ısrarla bugünkü iktidar çok farklı söylemeye çalışıyor. Daha demokrasi geliyor diyor. Cumhurbaşkanı yargılanabiliyor artık diyor. Şimdi yargılanamıyor diyorlar. Ama şimdi yargılanıyor diyorlar. İşte çift başlılık kalkıyor diyorlar. Ama bunlara hep beraber karar vereceğiz. 16 sabahı saat 8'den itibaren oylarımızı kullanacağız. 17'de saymaya başlayacağız. Herhalde işte 22-23 sıralarında da 16'sı akşamı belli olmuş olur. Şimdi Türkiye'de hayır demek kolay değil. Çünkü evet tamamen devlet desteğiyle, devletin bütün olanakları kullanılarak, hatta öğrencileri, memurları, polisleri, kim varsa onlar da işin içine katılarak ve zorlanarak yürütülüyor. Hayır ise İzne tabi, çoğu yerde de hayırcılara zaten izin verilse bile engel olunuyor. Mesela ben bilmiyordum, yeni öğrendim. Evet, bir takım izinler alınıyor ama mesela devletin güvenlik birimleri o kadar atmaca gibi bekliyorlar ki ola ki izin alınmamış biri gelip bir toplantıda konuşursa hemen orayı kapatıyorlar. Mesela şimdi sizlerle de sohbete katılacak olan hayır inisiyatifindeki dostlarım Meral Akşener'i de davet etmek istemişler fakat daha önceden adı bildirilmediği için konuşamayacak. Toplantının tümden dağıtılma ihtimali olduğu için tabii bu gerçekleşememiş. Yani düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de artık insanlar makamları, ünvanları ne olursa olsun özgürce gidip bir yerde konuşamıyorlar bile. Saray buna izin verirse. Saray izin verecek, konuşacaksın. Bu henüz kabul edilmemiş. Anayasada. Yani o yetkiler verilmemişken bir kişiye kullanılan yetkiler. Bir de düşünün. Bu yetkileri verirseniz, tek adam sistemine, rejimine geçersek, bir tür padişahlığı Türkiye'ye geri getirirsek, ondan sonra bunun 10 yılda biteceğini, babadan oğula geçmeyeceğini, bütün ailenin bir saltanat sürmeyeceğinin garantisi var mı? Bir kişinin konuşması için bile, bir hayır kampanyasında konuşması için bile onca izin gerekiyorsa, gerisini herhalde herkes düşünecektir. Evet, şimdi tekrar hoş geldiniz diyorum ve ben önce Ahmet Özdemir'den başlamak istiyorum. Bu zor koşullara rağmen hayır inisiyatifini nasıl kurdunuz? Fikir nasıl oluştu? Kimler bu işin içindeler? Ben çünkü sizi tanıtırken hani bir siyasi görüş
ler olarak da belirtmemiş. Belki farklı görüşlerdesiniz ya da grup farklı siyasi görüşlerden ya da kişilerden oluşuyor. Bir anlatır mısınız öncelikle fikir nasıl doğdu ve nasıl gerçekleşip hayata geçti? Öncelikle teşekkür ediyoruz. Bugün bizi ağırladınız ve kendimizi ifade etme şansı verdiniz. Ki bunu bugünlerde bulmak çok zor. Sanıyorum Halk TV'de bu anlamda önemli bir öncülük yapıyor. Hepimizin size çok önemli borcu var. Minnet borcu var. Tabii olur mu? Sivil inisiyatif nedir? Önce inisiyatif nedir? Aslında zor zamanlarda çıkıyor biraz inisiyatif. Kendiliğinden çıkıyor. Karar alma yeterliliğidir bir anlamda inisiyatif. Bizim için de şu zamanlar son derece zor zamanlar, sıkışık zamanlar. Siyasetin üstünde kavgaya, gürültüye kapılmadan biz neler yapabiliriz dedik. Çünkü bu süreç tamamen sıradan insanları ilgilendiren bir süreç. Sıradan halkı ilgilendiren bir süreç. Yani iş adamını ilgilendiriyor, öğrenciyi ilgilendiriyor, çiftçiyi ilgilendiriyor, işsiz genci ilgilendiriyor. Eğitim için, çocuğunun eğitimi için sokaklarda koşturan anneleri, babaları ilgilendiriyor. Bizim ne yapabiliriz bu sürece diye düşündük. Hiçbir ayrım gözetmeden içimize nasıl bir zenginlik katabiliriz? Hayırı nasıl zenginleştirebiliriz? Bu anayasa değişikliğiyle hayatımız nasıl şekillenecek? Nereye doğru gidiyoruz? Bunu hiç kalabalığa kapılmadan, hiç bu kargaşaya kapılmadan nasıl anlatabiliriz halkın anlayacağı şekilde? Bu kaygılarla bir araya geldik. Biraz önce de başta söylediniz. Ben makine mühendisiyim. Hasan müteahhit, Kenan abimiz emekli. Aramızda işsiz arkadaşlarımız var. Esnaf arkadaşlarımız var. Halkla ilişkilerci, iletişimci, reklam uzmanı, bilgisayar uzmanı arkadaşlarımız da var. Ve bütün bu farklı renklerden, farklı görüşlerden, farklı uzmanlık dallarından oluşan arkadaşlarla bir masada toplanabiliyoruz. Ve ne tür söylemler geliştirebiliriz? Bunun için uğraşıyoruz. Bir pratik geliştiriyoruz aslında. Beraber bir şeyler yapmaya başlıyoruz. Ve yapmaya da başladık. Önümüzdeki dönemde de hayırı kendi ilçemizde, özellikle daha çok Kağıthane'de de zenginleştirmeye çalışacağız. Biz gerçi şu anda bugün hayır için sivil inisiyatif olarak buradayız. Ama aslında ben şöyle de adlandırıyorum. Siyasi partilerin dışında hayırı savunan ve hayır için mücadele edilen birçok grup var. Birçok inisiyatif var. Mahallelerde var, ilçelerde var, Kağıthane'de var, Şişli'de var, Avcılar'da var. Bunlar tamamen içerisinde evet siyasi bir takım dinamikler taşıyorlar. Ama o dinamiklerin dışında siyasetin içerisine girmek istemeyen, girmeyen, orada görünmek istemeyen, keza bugün buraya davet ettiğimiz birkaç arkadaşımız daha vardı. Onlar da biz siyasetle işimiz yok ama bu işin içerisindeyiz. Biz bu işe taşın altına elimizi sokacağız diyen arkadaşlarımız. Bunun aynısı o bahsetmiş olduğumuz diğer ilçelerde, mahallelerde onlarca dinamik var. Biz aslında bir anlamda haddimize düşmeden bile olsa onların sözcülüğünü de yapıyoruz burada. Yani eğer birileri sanıyorsa ki dışarıda, sokakta, binalarda koca koca hegemonik bir şekilde iktidarın anayasayı zorlayan bir broşürleri, afişleri olsa bile, hayıra yönelik çok az afiş vesaire olsa bile, evet, neredeyse aslında yok. İnanılmaz bir dinamik var şu anda her mahallede. Kendi içerisinde siyasetin dışında oluşturulmuş olan irili ufaklı gruplar var. Ve bunların hepsi çok değerli. Bir kere gerek siyasetçilerin, gerek programcıların, gazetecilerin bunları çok iyi görmesi lazım. Ve bunlara izin vermesi lazım, öne çıkarması lazım. Çünkü gelecek aslında burada. Yani sivil insanın, sıradan insanın inisiyatif alabilme yetisindedir gelecek. Eğer biz bunu gerçekleştirebilirsek ben hiç karanlık bir tablo görmüyorum. Görmek de mümkün değil. Çünkü bu cumhuriyetin kazandırdığı çok önemli değerler var. Biz ister istemez bilimi, sanatı, kültürü içselleştirdik. Belki de içselleştiremediğimiz veya bütün bu problemlerin temel çıkış noktası olan demokratik devrimi yapamayışımızdandır. Ama ben yine de bunu yapabileceğimize inanıyorum ve karalar bağlamak istemiyorum. Çok da umutluyum.
Hayırın geleceğini biliyorum. Bunun için mücadele ediyoruz. Çok büyük sıkıntılarımız var. Halk hakikaten inanılmaz kutuplaştırılmış. Siyaseten kutuplaştırılmış. Mezhepsel olarak kutuplaştırılmış. Bir araya gelmekten çekiniyoruz. Bir araya gelmeye korkuyoruz. Bir anımızı anlatacağım. İki akşam önce bir yerde branda asıyoruz. 3-4 kişi beraberiz. Taksinin teki yanaştı. Penceresini açtı. Siz asmaya devam edin. Ben yarım saat sonra sökeceğim dedi onu. Anlamadık. Ne diyorsun dedim. Yarım saat sonra sökeceğim. Niye dedim. Hangi partisiniz dedi siz. Parti yok dedim. Sen ben gibi sıradan insanız. Yani halkız biz. Yok dedi. Siz bir partidensiniz. Eğer hayırı asıyorsanız. Dedim hayırı sen de savunabilirsin. Ben de savunabilirim. Parti olmasına gerek yok. Hayır dedi. Siz bir partidensiniz. Olmaz böyle bir şey. Şimdi kafasında... Peki o evetçi o zaman evetçi. Bu partisiz mi kabul ediyor yani kendini? Hayırı hiç görmedi. Hayırla ilgilenmiyor. Önemli olan hayırı kim asmış onu bilmek istiyor. CHP, Cumhuriyet Halk Partisi mi? Yani hakikaten bu dönemde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu almış olduğu karardan dolayı kutlamak istiyorum. Bu bence düşünülmüş herhalde üzerinde son derece. Asla bayrakla çıkılmaması konusunda. Çünkü halkın ne kadar kutuplaştığını gördük. Yani orada CHP logosu görse zaten hiç şey yapmayacak. Dönecek arkadan tak diye şeyi kesecek. Keza ilçemizdeki birçok Cumhuriyet Halk Partisi brandasını kesmişler, yırtmışlar. Bunu bir takım sanıyorum insanlar kendiliğinden de yırttılar bunu. Yani bir yerlere bağlamak çok anlamlı değil. Doğru da olmaz belki bu aşamada. Yani sıkıntı da olabilir. Ama insanları ayrıştırdığımız, getirdiğimiz noktanın bir örneğidir. Şimdi saha çalışmalarını sormak istiyorum ama Hasan Bey'e sormak istiyorum. Siz şimdi iş adamı kimliğine de buradasınız ve bu şaşırtıcı. Evet. Yani şu anlamda şaşırtıcı. Bu tür bir kampanyada üstelik de iktidarın hoşlanmayacağı bir söylemle biz televizyon ekranlarında ya da medyada iş sahibi kişileri görmüyoruz pek. Yani genellikle ya işte gazeteci, yazar, akademisyen falan olanlar. Yani sonuçta yani büyük işi batacak, iflas ettirilecek falan gibi olmayan insanlar. Onun için yani ben özel olarak da şaşırdım. Siz ben de sözcü olarak gelirim deyince. Bir kere kutlarım. Teşekkür ederim. Yani inşaat sektöründesiniz ve bugünkü iktidarın da en büyük şeyi o alanda. O bölgelerde inşaat yapıyoruz. Ve yani siz diyorsunuz ki hayır diyorum. Şimdi bir kere bu noktaya sizi ne getirdi bu kadar? Hani sadece siyasi görüşler ya da yoksa bir yani Türkiye'nin geleceğine olan güvensizliğin yarattığı bir öfke mi? Hangisi? Ben sizi dinleyelim. Öncelikle ben size söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün Cuma. Bu arada izleyenlerimizin de cuması mübarek olsun. Hayırlı cumalar diliyorum. Bizi bu noktaya ne getirdi? Bizlerden öte, kişisel düşüncelerimizden öte, gerçekten çocuklarımızın ve gelecek neslin, gençlerimizin önünde engel olduğunu düşünerek kendimizi bir birey olarak görmedik. Yani ülke olarak gördük, millet olarak gördük. Her ne kadar tek millet diye yazılsa da biz de milletiz. Biz de bu milletin içindeyiz. Bizim de düşüncelerimiz alınmalıydı. Bu hayır veya evet kampanyası sadece siyasilere ait bir kampanya değildir. Halka sunulmuş, halk kararıyla, millet kararıyla geçecek bir yasaları beyan etmişler. Bu kararda maalesef siyasi partiler üstlendiği için tabii ki burada ön plana çıkan bugünkü iktidarımızdır. İktidar partisi daha çok reklam olarak evet'i anlatmaya çalışıyor ama yasaları veya neden bunu ihtiyaç duyduğunu anlatmıyorlar. Ben ticaret yaptığım bölgede de özellikle de AKP'nin yani AK Parti'nin bulunmuş olduğu belediyelerin olduğu yerde inşaat yapıyorum. Evet. Tedirginliğim şudur. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez olabileceğini düşünüyoruz. Ve Ulu Önder Atatürk'ümüzün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilkelerine sahip çıkmak istedik. Bizim içimizde her kesimden, her siyasi partiden insanlar var. Yani burada illaki hayır dediğin zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ni taşımıyorsunuz.
Bizler de bir araya gelmemizin sebebiyeti de dedik ki sivil inisiyatif kuralım. Bunun adı altında halka biz kendimizi anlatalım. Esnafımız, mühendisimiz, memurumuz, işçimiz, gençlerimiz bunlarla birlikte çıkalım. Kendimizi anlatalım. Neden hayır diyoruz? Şimdi biz insanlara hayır derken nedenleri çok açık anlatmaya çalışıyoruz. Yani bugünkü kampanyalarda tek adam sistemine hayır veya işte ülkeyi başbakansız yönetmeye evet böyle sistemi kabul etmiyoruz. Ülkede 15 yıldır bir iktidar var. Geçen seçimlerde bir seçimde koalisyon ortaklığı çıkıyor diye ticaret yapanlarla ilgili söylüyorum. Biz dedik ki farklı farklı yerlere oy verdik hepimiz. İnisiyatifin içindeki arkadaşlarımız da öyle. Ticaret yapanlara baktım bir tedirginlik yaşadı. Dedi ki biz zaten ticaretimizde başarılı değildik. Turizm olsun, inşaat olsun satışlarımız durmuştu. Bu dönem dediler benim yanımdaki çok tanıdığım arkadaşımız AK Parti'ye vereceğim dediler. Nedeni çok açık. Siyasi görüşümden dolayı değil. Ben ticaretimden dolayı ve geleceğimi iyi bir yani hükümet seçimi olsun, iktidar yeniden bir seçilsin, istikrar olsun düşüncesiyle oy verdiler. Ama bu verildikten sonra da bakıyoruz aksine bulunduğumuzun 8 misli daha kötüye gitmişiz. Yani bugün oy veren arkadaşlarımız bu yani 1 Kasım'ı diyorsunuz değil mi? Evet, 7 Kasım'daki evet, 1 Kasım, sorundan sonra son 1 seçim, Kasım'da evet. Tamam yürüsün. Evet, yani bunu bir gerçek yani illaki siyasi partili olanlar oy vermedi. İktidara dedi ki önümüzü görmek istiyoruz. Ticari amaçlı ülkemize turist gelsin ya da inşaat sektörleri artsın ya da esnafımız, bakkalımız, işte sokaktaki ticaret yapan insanlarımız bir gelir kaynağı üretmek istedi. Geleceğini koymak için. Sonradan biz iktidar alındıktan sonra da dedik ki istikrar olur. Bir başbakan değişikliği yaşadık. Şimdi Binali Yıldırım başbakanımız oldu. Davut Bey bıraktı. Şimdi Binali Yıldırım sayın başbakanımız geldikten sonra da sayın cumhurbaşkanı da ben başbakan da istemiyorum. Ben başbakan olacağım. Ben cumhurbaşkanı olacağım. Tek cumhurbaşkanı sistemi vardır. Başbakan yoktur diyor. Bu ülkede cumhuriyet kurulduğundan beri başbakan ve cumhurbaşkanı ayrıdır. Görevleri de ayrıdır. Görev icap ettiğinde cumhurbaşkanı devreye girer. Sayın Abdullah Gül de cumhurbaşkanlığı yaptı. Kendi aynı görüşe sahip olan insanlar oylamasında kendi verdiği başbakan yaptıktan sonra cumhurbaşkanı seçtiler. Hiçbir iktidarsızlık görmedik. Gayet de güzel yönettiler diyelim. O dönemi cumhurbaşkanlığını gayet güzel yönetti. Ondan evveline bakıyorsunuz gayet güzel gidiyor. Koalisyonda eğer bir hata varsa siyasilerin bir suçudur. Cumhurbaşkanlığının buna müdahale olmaması gerekiyor. Aksine ülke şartları kötüye gidiyorsa el koyulabilecek durumdaysa ya da işte müdahale edilmesi gerekiyorsa iktidara bir uyarı verilmesi gerekir ki halkın güveni için, halkın geleceği için, gençlerimizin, çocuklarımızın geleceği için, ticaret yapanların daha iyi kazanması için. Şimdi biz bu ticaret yaparken biz şimdi kendimiz bugün olduk, dairelerimizi bugün 500'e satarken 300'e düşürdük. Nedenleri ne? Bugünkü ekonomik şartlarla biz kendi ödeme planlarımızı yerine getirebilmek için taahhütlerimizi yeri geldi. Kendi ana sermayemizden şimdi ticaretimizde kullanıyoruz. Eğer bu iktidara hala bu dönemde diyorlarsa ki daha iyi olacak diyorlarsa bence kesinlikle ve kesinlikle aldanıyorlar Cami. Şimdi burada aldığın sebebiyetleri de nedir? Sokağa çıktığımız zaman sizlerle daha önce de görüşmüştük, bu konuyu konuşmuştuk. Berbere bile kuaföre gittiğimizde haftada bir kez giden insanlar şimdi ayda bir kez gitmeye başladı. Yani morali yok. Tamamen motive olmamış. Para harcamak istemiyor. Tabii ki yani bir insan evinden nasıl ailesiyle mutlu olarak dışarı çıktığı zaman motive olur çıkar. Daha olsa delip geçer öbür tarafa. Aynıdır yani. Bu da ekonomi de böyledir. Şimdi dışarıya çıkıyorsunuz, ekonomiyle ilgili mücadele ediyorsunuz. Ödeme planlarını yerine getiremiyorsunuz. Çok şirketler batıyor. Onu anlıyorum. Peki siz ama bu inisiyatifin içinde yer alınca bir değişiklik oldu mu? Yani çünkü bazı yerlerden duyuyoruz Anadolu'da. Müşterim mi azaldı? Yani iktidarın çeşitli kollarından baskılar geliyor hemen anında geliyor. Ben Anadolu'yu gezerken en çok o şikayeti duyuyorum. Yani birebir konuşmalarda mesela şikayet eden bir takım esnaf, iş adamı biraz hani bir kobi dedikleri böyle biraz evet. Daha yanında birilerini çalıştırabilen makine parkı olan
Yani diyorlar ki biz açıktan bunları söylersek yanıyoruz yani hemen. Ya maliye geliyor ya belediyeye geliyor ya işte yani bir şekilde bizi zora sokuyorlar, iş alamıyoruz gibi. Şimdi siz böyle bir ortaya çıktınız, sizin gibi evet. Belki başkaları da var. Orada bir değişiklik oldu mu şu ana kadar? Şu var Can Bey, yani bir insan kendi menfaatini düşünürse evet ben de çıkmamam gerekiyordu. Bu bence halk düşüncesidir. Ben kendi milletimi düşünüyorum, Türk milletimi düşünüyorum. Hakikaten bir esnaf olarak, ticaret yapan kişi olarak ülkemin menfaati için evet çıkıp da ben kendi fikirlerimi hayır olabileceğini anlatıyorum. İnisiyatifin içinde yer alıyorum. O ticaretle uğraşan arkadaşlarımız bir takım yerlerden nemalanıyorlar. Bu bir gerçek. Ve büyük düşünüyorlar. Ama bugün ahireti sorduğunuz zaman dünyada hep ahiret bahsedilir ama ahirete gidileceğini hiç hesaba katmazlar. Yani ölümün olduğuna inanırlar ama ölümden sonraki hayattaki hesabın nasıl vereceklerini onları Allah bilir artık. Biz Allah korkusuyla yaşayan insanlarız. Kimsenin çoluğunun çocuğunun rızkına tecavüz etmeden, hakkını yemeden kendi ana sermayemizle ticaret yapan insanlarız. Onun için de Allah'tan başka kimseden bir korkumuz yok. Bize ekmeğimizi hiçbir siyasi parti vermiyor. Yani bugün ne AK Parti bize ekmeğimizi veriyor, ne Cumhuriyet Halk Partisi veriyor, ne Milliyetçi Hareket Partisi veriyor ya da X bir partiler. Yani bunlardan geçinen bir kişiler değiliz biz. Biz halkız gerçekten. Gerçek halkız. Yani o yüzden de inisiyatifi kurduk. Ticaretle uğraşan arkadaşlarımız, mühendis olan arkadaşlarımız, emekli memur arkadaşlarımız hepimiz birlikte biz hayır diyoruz. Şimdi o zaman Kenan Kayış'a dönmek istiyorum. Mesela sizin için de şunu diyeceğim. Emekli bir devlet memuru olarak buradasınız. Şu anda memur olsaydınız ve bu toplantı böyle bir evete destek toplantısı olsa burada olabilirdiniz ama memurun hayır demesi zaten mümkün değil. Ama bugün işte her gün örneklerini görüyoruz. Bütün devlet dairelerine yazılar yazılıyor. İşte özellikle Cumhurbaşkanı bir yere gidiyorsa oradaki bütün devlet memurları zorunlu olarak o mitinge taşınıyor. Okullar tatil ediliyor, öğrenciler götürülüyor. Gitmeyenler hakkında soruşturma açılıyor. Daha pek çok da başlarına iş geliyor. Şimdi o işin ayrı tarafı. Ama siz de bu sivil inisiyatifin içindesiniz. Bir de sizden dinlemek istiyorum. Yani neyi düşünerek buna girdiniz ve ne anlatmaya çalışıyorsunuz şu ana kadar ve bundan sonra da anlatacaksınız? Evet. Ben de öncelikle Halkın TV'si olan Halk TV ve size çok teşekkür ediyorum bu program için. Bizi davet ettiğiniz için. Vurguladığınız gibi memur da olduğumuzda biz bu süreçlerin yanlışlarına karşı durduk. Kabul etmedik. Hükümetin, devletin yapmış olduğu yanlışları çalışanlar olarak o dönemlerde de çalışanlarımıza ve halka anlatmaya çalıştık. Geldiğimiz noktada evet emekli olduk, hayat devam ediyor. Baktık bir referandum süreci var. Vatandaş olarak düşündük veya düşünüyorum. Bu referandum neyin nesi? Diyorum ki hükümet oturdu. Hatta bu hükümet 15 yıllık hükümet. Oturdu bir karar aldı. Ben bu halkı bu şekilde idare edemiyorum, yönetemiyorum. Bu yanlışlıklar, bu eksikler gitgide çoğalıyor. Herkesin dışarıda, içeride söylediği gibi ülkenin borcu artıyor. Ülkede huzur ve refah tamamen alt üst oldu. Eski günlerini arar oldu insanlar. Bunları bu yaşayan olarak, bu ülkede vatandaş olarak bu hükümetin almış olduğu bu karara bir bakalım dedim. Bakalım hep beraber. Bu referandum neyi ifade ediyor? Doğru mu? Bizim için yararlı bir referandum mu olacak, zararlı mı? Baktım, internetten bütün maddeleri sayfa sayfa döktüm, okudum, defalarca okudum. Çünkü emekliyim. Emeklilerin veya halkın yararına birkaç madde olsa, peki olsun, madem ülkemizin yararına olsun diyeceğim. Fakat sizlerin de vatandaşın da kamuoyunda duyduğu, işittiği, üzerinde de pek çok söylendiği birkaç madde dikkate alınarak 18 madde dedikleri bütün maddeleri birden geçiştirmek istiyorlar.
halk tabiriyle şeker uzatıyorlar. Alın bu şeker tatlı diyorlar. Fakat içinde çok acı kanunlar veya maddelerin olduğunu hissediyoruz. Neden? Örnek verirsem bir maddesinde içerisinde 50'nin üzerinde madde daha var. Ama bu maddeler hakkında herhangi bilgi, herhangi bir şekil neyi ifade ettiğini ben de bilmiyorum. Araştırmak gibi bir lüksüm de yok. Anlamam da. Fakat anlaşılan, anlattıkları, bize söyledikleri, televizyonda açıkladıkları, sokakta açıklayamadıkları, televizyonda birinin çıkarak ben böyle uygun gördüm, ben böyle yaptım, böyle kabul ettik biz deyip anlatmaya çalışan bir anayasa profesörü halka böyle ifade ediyor. Oysa hiç beğenmediğimiz, bugün dahi varlığını kabul etmediğimiz 12 Eylül anayasasını yapan kişiler oturmuşlar. 10-15 tane resimleri de var gazetede yayınlanmış. 15 tane profesör oturmuş. Belirli bir süre kendilerini bir yere kapatmışlar. Bir anayasa hazırlayalım demişler. Sayısı 15'in üzerinde. Bugün bir anayasa profesörü, ikincisi yok. Bu da garip. Bu da tuhafımıza gidiyor. Neden güzel şeyler yapılıyorsa ülkemiz için, hayırı içinse neden bunlar ortada yok? Bunu da anlamış değiliz. Maddeleri tek tek açıklamak gibi değil ama halka sunulduğu maddelerden örnek verecek olursak yargı bağımsız ve tarafsız. Peki yargı bağımsız ve tarafsız. Bağımsızın yanına tarafsız eklemişler. Peki yargı bağımsız ve tarafsız olsun. Öne sürdükleri, önemli madde olarak gördükleri milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılsın. Peki çıkarılsın. Bir madde yaş sınırı 25'ten 18'e indirilsin. Peki indirilsin. Ama Cumhuriyet tarihinde bile yok. Kendi 15 yıllık iktidarlarında da yok. Daha önceki süreçte de yok. 25 yaş ne zaman kanuna girdiyse o tarihten bu tarihe kadar 25 yaşında bir milletvekili olmamış. Bugün ise CHP'de var 29 yaşında galiba ilk yani 28'de de 29. Ama 25 yok hayır, yani. Yok işte hayır teyit için söylüyorum. Yani teşekkür ederim. Kendileri koydular ama hiç mesela 25 yaşında birini aday göstermediler. 18 yaşında olacaksa oğlum var bir ülkemizin bir ilinde okuyor. Ara sıra arıyorum. Oğlum sağlığına dikkat et. Üşütme. Kendine iyi bak. Şimdi 20 yaşında ben bir büyüğü olarak, babası olarak ona böyle ifadelerde bulunurken o yarın milletvekili olacak. Hatta espriyle acaba okulu yarıdan bıraksam, böyle bir kanun çıkarsa milletvekili adayı olurum gibi espri yapıyor. Bunun bizim için mümkün olmadığı, yani bizlere uygun olmadığı, bugün sermaye olarak milletvekili olma uğrunda keza hükümetin içinde çoğu milletvekilleri servetlerini ortaya döküp milletvekili adayı olurken 18 yaşında birini kim çağırır da gel seni milletvekili yapacağız deyip önerir veya ortaya koyar. Böyle bir şey de olmayacak. Bir maddenin diğeri seçim 4 yıldan 5 yıla çıkarılsın. Peki çıkarılsın. Bu saydığım uzun uzun 18 madde dedikleri maddeleri saymayayım ama gerisi zaten anayasayla ilgili. Bizim bilmediğimiz vatandaş olarak uzak kaldığımız maddeler. Bunun benim yaşamımla, ekonomimle, çarşıya çıktığımda, bir arkadaşımla görüştüğümde, birileriyle merhaba ettiğimde hiçbir katkısı bu saydığım maddelerin hiçbir önemi yoktur. Yani referandumda vatandaşla, benimle ilgili bizlerle ilgili yaşamımızı güzelleştirecek, iyileştirecek, daha ileride mutlu ve refah olacağımız diyebilecek bir şart ve ortam yoktur. Şunu öncelikle içime dert olduğu için söyleyeyim. Çocukluk dönemimizde babalarımıza çocuklarınızın geleceği için bu sorunlara katlanın. Kemer sıkma politikaları vardı. Biz genç olarak ya aile büyüklerimize
Bunlara katlanmayın. Bunlar yanlış ve bize, size aldatıcı şeyler söylüyorlar. Asla böyle bir düzelme, asla böyle bir iyileşme olmayacak. Çünkü bu iktidarlar hep aldatmacalarla kendilerini yürütüyorlar dediğimizde, büyüklerimiz Allah'ın rahmetine kavuştular. Biz baba olduk. Bizim çocuklarımız var. Hala diyorlar ki ilerisi için size güzel bir yaşam sunuyoruz. Örneğin ben bir vatandaş olarak halkıma şunu söylüyorum. Ben 2100 yılında sizlere vaat ediyorum. Türkiye dünyanın en güçlü, en huzurlu, en iyi ülkesi olacak. Birçoğu şimdi diyordur ki, vatandaş olarak özür dilerim, onlar adına söylemeyeyim ama hadi ya sen de, 2100 yılını kim görecek? Şimdi bunlar da bize ileride hayatın güzel olacağını söylüyorlar. Benim yaşamım, benim huzurum, yaşadığım süreç içerisinde bir anlam ifade etmiyorsa bana, 2100, 2200, 2500 yıllarında Türkiye'nin nerede olacağı, kiminle olacağı ne ifade eder ki? Şu var tabii, yani bizim çocuklarımız ya da onların çocuklarının iyiye, iyi de yani 2100 yılında keşke bizim torunlarımızın çocukları iyiye kavuşsa. Ama sorun şu, bugünden iyi bir şey koyarsanız 2100'de iyi yaşayabilirler. Onu bu... Önemli olan bugün ne koyduğun. Bugün kötü bir şey koyuyorsan bırak 2100'ü, 2500'de de iyi bir şey göremeyebilirsin. 2023'ü göremeyebilirsin. Yani. Oysa şu olmalı değil mi? İnsanlar yaşadıkları süreç içerisinde hem kendilerine hem de geleceklerine bir yol açmalılar. E tabii ben biz de iyi yaşamaya başlayayım ki geleceğe de iki nesil sonrası fevkalade yaşasın. Evet, şimdi bizde öyle bir şey yok. Geleceğin de bu umudunun çok zayıf olduğunu, böyle bir sürecin işlemediğini, oysa bu maddelerin yalnız biz değil, halkımızın da çoğunun kafasında soru işareti bıraktığı tek adam diktatoryası, tek adam iktidarı, tek adam ben ne dersem o olsun anlayışı ağırlık basmakta. Bunu da baktığımızda dünya ülkelerinde hep geri kalmış, geri bıraktırılmış ülkelerde bu tür iktidarların yer aldığı, oysa modern, çağdaş, güzel, huzur içinde yaşayan ülkelerin parlamenter sistemde ağırlık olduklarını görüyoruz, izliyoruz. Bizim de sistemimizden biz memnunuz. Bu sisteme alıştık. Eğer bu sistem bize dayatılırsa biz sanki 100 yıldır akvaryumda yaşayan balıkların bir anda akvaryumdan dışarı çıktığında nasıl o hayata alışamayacaksa bizim de yaşamımızın o şekilde sudan çıkmış balık gibi farklı olacağından dolayı biz hayır demek zorundayız diyorum. Peki. Ben de tekrar Ahmet Özdemir'e döneyim o zaman. Şimdi Kenan Bey biraz maddelerden anlattı baştaki birkaç şey. Siz yani grup, ekip olarak, bu inisiyatif olarak vatandaşa ne anlatıyorsunuz? Anayasayla ilgili mesela sizi en çok etkileyen ve işte bu nedenle hayır demem lazım. Ey vatandaş sen de hayır de. Ya sizi iten. Ne anlattığınızı burada paylaşırsanız. Hem de neden hayır olduğu zaten öylelikle ortaya çıkacak. Evet, şimdi bütün çalışmaların içerisinde veya bu geçirmiş olduğumuz son bir ay, bir buçuk ay içerisinde bütün TV kanallarında, görsel, yazılı medyada anayasa maddeleri o kadar çok tartışıldı ki, o kadar çok konuşuldu ki, koca koca adamlar, işte akademisyenler, hukukçular, bilim adamları vesaire. Bugün dışarıya çıkın. Halktan sıradan sorun, yani niçin evet, niçin hayır? Evet diyen de niçin evet de olduğunu bilmiyor. Hayır diyen de niçin hayır olduğunu bilmiyor. Bilmesi de çok mümkün de değil. Yani bu kadar kısa zamanda siz bütün maddeleri anlatın isterseniz günlerce anlatın, saatlerce anlatın. Onu anlaması o kadar zor ki ben okudum onu 7-8 kere. Ben hukukçu değilim, makine mühendisiyim. Analitik zekam da iyidir aslında. Oradan onu diğer maddeleri bulur çıkartırım. Ama benim herhalde bir ayımı vermem lazım işimi gücümü bırakıp. Böyle bir şey mümkün mü? Değil. Ben anlıyorum ki biz o yüzden sivil inisiyatif olarak yola çıktık. Halk yoruldu. TV programlarından yoruldu. Bu bombardımandan yoruldu. Gazetelerden yoruldu. Tartışmalardan yoruldu. Bütün bunlara rağmen anlamıyoruz zaten. Halk da anlamıyor.
Ve bu kargaşanın içerisinde kaybolduk. Şimdi bizim çalışma tarzımız şu Can Bey. Maddelerle gitmenin çok fazla bir anlamı yok. Biz bütün çalışmalarımızda, afişlerimizde, broşürlerimizde, insertlerimizde şunu ön plana çıkartıyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan, mevcut hükümetin tarihini vesaire yargılamadan, yaptıklarını yargılamadan, hakikaten de iyi işlerde yapmışlardır. Buna da hemfikiriz. Belli bir siyasi görüşümüz, ideolojimiz, partimiz var. Ben Kağıthane ilçesinde çalışan Cumhuriyet Halk Partili birisiyim ama tutup da burada şimdi 2002-2006 yılındaki ekonomik refahın, kalkınmanın, büyümenin oranını inkar edebilecek durumda değiliz. %7.5'lik bir kalkınma var o dönemde. Ve ciddi bir şey. Yani Cumhuriyet tarihine baktığınızda o dönemler 4-5 yıllık dönemlerdeki en önemli kalkınmalardan bir tanesi. Ama içeriğine bakıyorsunuz. Ya yargı bu kadar yıpratılmamış. Güçler ayrılığı bu kadar zedelenmemiş. Her ne kadar yasamayla yürütme birbiriyle eşgüdümlü çalışıyor ama yargıyı çok, Danıştay'ı, Sayıştay'ı çok fazla hırpalamamışız. Cumhurbaşkanı halen makamında ve hiç o hükümetle beraber olmayan bir cumhurbaşkanı ama iyi büyümüşüz. Yani Cumhuriyet tarihinin en istikrarlı büyümesini sağlamışız. Sonra ne olmuş? Düşmeye başlamış. İktidar tek başına kaldıkça, tek başına yürümeye başladıkça, iyice bütün güçleri eline aldıkça görülmüş ki ya bu bir istikrar getirmiyor. Daha kötüye gidiyoruz. Yani biz mesela bunu anlatmaya çalışıyoruz dışarıdaki insana. Diyoruz ki bütün bu kalabalıklardan kendini sıyır. İşsizlik bu şekilde son bulacak mı yeni anayasa paketiyle? Soma'da 301 insan öldü. O 301 insanın davası 13 Mayıs 2014'te öldü. 13-8 Nisan 2017'ye dava duruşması ertelendi. Kötü de bir tarih, tam referandumun sonuna denk geliyor. Ama aradan 3 sene geçmiş. Yargı bir türlü işi bitirememiş. Neden bitirememiş acaba? Yani düşünsenize bugün yarın ola ki anayasa reformu geçti. İşte bu kuvvetler ayrılığının önemi burada yatıyor. Bakın şu anda bütün yargı tek kişide gibi toplanmış. Ama iş bitememiş. Halen 301 tane madencinin ölümünün davası sonuçlanamamış. Yargı işini bitirememiş. Cezalandırma yapmamış. Yarın öbürsü gün sıradan bir işçinin işinde, gücünde, ailesinde, herhangi birinde olabilecek bir şeyde kimse şunu söyleyemez. Tarafsız bir yargı var ve ben o yargıyla yargılanacağım veya karşımdaki. Bizim insanlara sanıyorum bunları sunmamız lazım. Bunları anlatmamız lazım. Hayatımızı nasıl etkileyecek, nasıl bizi iyiye veya kötüye götürecek onu anlatmamız lazım. TEDx konuşmalarında İtalyan bir ekonomist Ernesto Smaller'ın bir konuşmasını dinledim. Orada şöyle bir şey söyledi. Gençliğinde Somali'ye gidiyorlar. Oradaki köylülere domates yetiştirmek üzere. Gittik diyor. Belli bir zaman geçti. Domatesler yetişmeye başladı. Yetiştiler. Fidanlar çıktı. Büyümeye başladılar. Kırmızı kırmızı domatesler çıkmaya başladı. Hatta İtalyan domateslerinden daha da iyi oluyordu. Ne zamanki koku iyice ortalığı sarmaya başlayınca bir gece ansızın nehirden 200 tane aygır geldi ve bütün domatesleri yedi bitirdi. Biz şok olduk. Ardından köylüye gittik. Ya dedik aygırlar yedi bütün domatesleri. Biliyoruz zaten biz bu yüzden tarım yapmıyoruz burada. Şimdi iktidarlar uzadıkça veya insan bir şeyi çok bildiğini düşününce kontrol mekanizmaları düştükçe şuna kapılıyor. Halkına yabancılaşıyor. Bu iktidar olsun veya muhalefet olsun ne olursa olsun. İktidar süresini uzattığınız her daim ister istemez sadece ve sadece mevcut iktidarını devam ettirmek için usul ve yöntemler bulunmaya çalışılıyor. Halka yabancılaşılıyor. Halkın neye ihtiyacı var görünmüyor. Öğrencinin neye ihtiyacı var görünmüyor. Bu da eşyanın tabiatı böyle zaten. Doğa böyle işliyor. Bu yüzden ta Montesquieu zamanından beri kuvvetler ayrılığı, evet kardeşim bu iş şart. Biz parlamenter demokrasiyi yeni geçiyoruz. 60 yıllık, 70 yıllık bir tarihimiz var. Bu süreç hemen oturacak bir süreçte değil tabii ki. Sancıları olacak, gelgitleri olacak.
Bu sancıların içerisinde tecrübeler de yaşıyoruz. Darbeler yaşıyoruz, ölümler yaşıyoruz. Bu işi doğru bir şekilde yürütmek için de tecrübe de ediniyoruz. Ve geldiğimiz nokta ben baktığımda işler acısı bir nokta değil. Biz çok önemli noktalardan gelmişiz. Yani bakıyorsunuz bugün en kötü hep üzerine tartıştığımız koalisyonlara tukaka denilen dönemlerde bile çok önemli kalkınmalar yapılmış. Tabii. Yani o 90'lı yıllar değil mi? Terörün çok estiği, yüzlerce, binlerce insanın olduğu dönemlerde o koalisyon hükümetlerinde mesela 93 ile 92 ile 95 arasında 6.3 büyüme var ortalamada. Koalisyon var orada. Evet. Keza Refah Yol döneminde de %3.5, %4 nokta civarında bir büyüme var. Bugün 2007-2010 arasında %2.5 bir büyüme var. Tek adam ama. Tek iktidar. Ve çok güçlü üstelik. Evet. Yani demek her ki, tarafta çok güçlü. Biz bütün iletişimde olduğumuz kağıthaneli hemşirelerimize, çünkü kağıthane bazında çalışıyoruz biz. Başka bir yere anılmanın, gitmenin bir anlamı yok. Herkes yerinde çalışması lazım. Herkes kapısının önünü toparlaması lazım. Bütün toplantılarımızda onu söylüyoruz. Arkadaşlar, kalkınma sadece ve sadece veya istikrar sadece ve sadece tek başına bir hükümetle olmaz. Mümkün değil. Koalisyonla da bunu yapabilirsiniz. Önemli olan hakikaten kontrol ve denetimle demokrasiyi içselleştirerek kararların doğru ve uygulanabilir olması noktasına geldiğinde ancak istikrar oluşabiliyor. Aksi takdirde tek başına aldığında o kararı sorgulayamıyorsun, doğruluğunu sorgulayamıyorsun. Başka hiçbir karar birimi çalışmıyor. Yanlış bile olsa onu uygulamış oluyorsunuz. Biz bunu geçmiş olduğumuz 7-8 yılda da gördük zaten. Bütün çalışmalarımızda biz bunları anlatıyoruz. Asla maddelere çok fazla girmiyoruz. Çünkü maddeleri biz de çok iyi bilmiyoruz. Maddelere girdiğimiz ölçüde de kayboluyoruz. Günlük hayatımızdan bahsediyoruz. Terörden bahsediyoruz. Mesela terörü nasıl önlenecek? Şimdi yaklaşık yine 7-8 yıldır tek adam gibi yönetiyor. Ama 7 Haziran ile 1 Kasım arasında, hatta 7 Haziran'a kadar çok önemli bir durağanlık başladı. Neredeyse sıfır. Problem yok. Konuşmaya başladık. Ne güzel dedik ya. Hatta bir dönem Ahmet Davutoğlu'nun ilkesi komşularla sıfır sorun. Ne güzel dedik. Yani ya bir şeyler yapıyoruz. Ama geldiğimiz nokta nasıl bu hale gelebildik ki? Safi sorun oldu. Yani 7 Haziran ile 1 Kasım arasında nasıl olur da yüzlerce birden tekrar ölüm olabilir? Bunu nasıl denetleyemeyiz? Yani bu tek bir akılın bir ürünüdür. Evet, o ana kadar olmayan terör olayları bir anda oluşmaya başladı. Hani bunun tabii izahı çok zor. Bundan sonra da çok zor olacaktır. O yüzden ne olursa olsun kontrol ve denetimin, kuvvetler ayrılığının, özellikle halkı bence en yakından ilgilendiren yargının bağımsızlığının, hepimizin, hiç AK Partili, MHP'li, Saadetli hiç fark etmez. Herkesin buna sıkı sıkıya sarılması lazım. Benim gücümün tek olduğu nokta hukukun üstünlüğü. Hukukun karşısında hepimiz eşitiz. Ne olursa olsun. Siz milyarder bir iş adamı olabilirsiniz veya sıradan bir emekli olabilirsiniz ama hukukun karşısında eşitsiniz. Bu bizim için Cumhuriyet'in bize verdiği bir değer, bir kazanım. Bu kazanımı kaybetmemek için uğraşıyoruz. Peki ben Hasan Bey size de devam ederek sormak istiyorum. Yani şu anda Ahmet Bey de söyledi işte hani kağıthane bazında çalışıyoruz. Herkes yerini bilsin. Evet Ahmet Bey. Onu yapalım. Yani kağıthane evet. Hani sizi de buraya davet etme nedenim biraz da o. Yani şunu çok savunuyorum. Böyle her tarafa yetişelim telaşıyla, herkese yetişelim telaşıyla bir şey yaptığın zaman çok sonuç alınmıyor. Hatta ben birebir çalışmayı tercih edenlerdenim. Yani hani aman örgütlenemedik, aman bir şey yapamıyoruz yerine hepimizin etrafında aynı düşünmeyen de farklı oy verecek bir insan var. Yani ailede var, komşularda var, çalıştığın yerde. Bir kişi hukukun olan, konuşabileceğin, kırmadan dökmeden konuşabileceğin insanlar var. Onun için hani bu sizin hareketinizi daha önce buraya Ali Mutlu Köylüoğlu gelmişti. Onların da bir Ali Bey de başlattıkları bir şey vardı. Onlar da belirli bir alanda çalışıyorlar.
Ve şu anda önümde çok sayıda var tabii programlara, hepsini davet etmek çok zor. Ama Türkiye'nin her yerinde benzer çalışmalar yapılıyor ve hani daha yerinde, Ahmet Bey'in o cümlesi bence çok önemli. Yani yerinde bir şey yapmak. Herkes kendi yerini bilsin anlamında. Hani izleyicilere de bunu özellikle söylemek istiyorum. Hani burada konuk olanlar hani bütün Türkiye'ye yetişmiyorlar. Mümkün değil. Ama bilin ki Türkiye'nin her yerinde, her ilçesinde idealist insanlar bu tür çalışmalar içindeler. Örnek olması açısından diyorum. Mesela neler yaptınız, nasıl ulaşıyorsunuz, çalışmalar nasıl yürüyor? Çünkü sonuçta herkesin işi gücü de var. Hani böyle hani AKP diyor ya, hani ev ev gidin, herkesle konuşun, payı diye paketleri, şunlar bunlar. Tabii götürün. Ekonomiksel güç olduğu zaman daha rahat ama hareket edersiniz. Farklı bir çalışma. Onu bir neler yaptığınızı anlatırsanız. Bizler her türlü, her kesime sahip insanlarız. Yani zaten kağıthane dediğiniz zaman %70'i sağduyulu insanlardır. Yani biraz daha yakındır onun içinde. Tabii bütün Türkiye sağduyulu. Yani sağduyulu derken hayır. Ya, siz kendi bölgenizi söyleyin. Yani bakışta olan insanlardır. Bir de hepsi de tanıdığımız akrabalarımız, komşularımız, arkadaşlarımız, mahalle kültürüyle büyüdüğümüz için orada biraz daha buna hakimiz. Tabii ki evet verenleri de, mesela geçen bizim bir kahvaltımız oldu. Ahmet Bey'le, Kenan Beyler'le verdik. Arkadaşlar o günün görüntüleri varsa konuşurken yandan onları da. Tamam. Kağıthane Belediyesi'nin sosyal tesislerinde yaptık. Ki bu bir mucizedir aslında yani. Belediye sosyal tesislerinde hayır kampanyası yürütmek çok zor bir şey. Sağ olsunlar biz de kırmadılar. Öyle bir kampanyamızı yürüttük ama çok güzel oldu. Burada gördüğümüz görüntülerde tamamıyla gerçek halk var orada. Hiçbir siyasi kuruluştan veya siyasi bir görüşe sahip insanlar değil. Kararsız tarafta kalmış ya da daha önce AK Parti'ye oy veriyordur. Şimdi işte bunu da vereyim mi vermeyeyim mi tereddütü yaşayan insanları oraya kahvaltıya çağırdık. Birebir görüşerek ya da daha sonra ziyaret ederek gelenleri, mesela biz dün Ahmet Bey'le de dernekleri ziyaretine gidildi. Kastamonu. Bir ekip kurduk. Kastamonu Derneğimizi ziyaret ettik, federasyonunu. Çok güzel geçiyor. Onlar çünkü teşrif ettiler, geldiler. Biz de onlara gidiyoruz. Tekrardan niçin hayırı çalıştığımızı anlatıyoruz. Ve yanımızdaki insanları tanıyorlar. Hani gerçekten bizim bir tek gömlek olarak bir siyasi partili olmadığımızı görüyorlar. Yani kendinden, kendi içinden insanları da görüyorlar orada. Bunu anlatmamız tabii daha kolay oluyor. Biraz da biz kağıthanede eskiyiz. Yani köklü olarak da öyleyiz. Daha önce sosyal demokrat sahabe döneminde amcam belediye başkanlığını yaptı bir dönem. Görevinde rahmetli oldu, şehit oldu. Ondan sonra Saadet Partisi geldi. İşte sağlıyor, öyle hakim oldu. Çok da güzel çalışıyordu. Aslında ilkokul mezununda bir insandı. Çok da tahsilli, böyle bir iş adamı statüsündeydi ama çöpçüsünün adlarına varana kadar sabah işe giderken 6'da kalkarken Ahmet Hasan var mı bir ihtiyacın, kolay gelsin aslanım deyip gönderen insandı. Mekanı cennet olsun. Mahmut Özdemir'di. Peşinden Osman amcam. Osman söylerdi. Güzel bir belediyecilik yapacaklardı. Ömrü yetmedi. Bizler de işte siyasete, babamız Ok Meydanı'nda 4 dönem muhtarlık yaptı. Bir bağımsızdır yani. Siyasi bir görüşe sahip değildir muhtar. Halk tarafından seçilir. Güzel bir kitleden oy alarak çıkıyordu. Ve üst üste rakipleri olmasına rağmen her kesimden oy alan bir kişiydi. Allah canı sağ etsin. Hala sağ, 86 yaşında. FETÖ'lüdür yani. FETÖ, eski FETÖ muhtar duran derler. Şimdi biz de onun oğluyuz. Bizler de insanlara en azından babamız nasıl mahalle kültürüyle hizmet etmeye çalıştıysa bir şeyleri, mesela bizde Mehmet Emin Sungur Şişli Belediye Başkanı'ydı. Ama Kağıthane Şube Müdürlüğü'ydü. Daha ilçe olmamıştık biz. Evet. Ama babam sosyal demokrat düşünceye sahip bir insandı. Mehmet Bey de evveliyatı oradandır ama ANAP döneminde belediye başkanıydı. Mesela onun hizmetlerinden yararlanıyorduk. Mahallemize de gerçekten Allah razı olsun. Yani bir kanalizasyon olayı var. Şimdi daha hala o kanalizasyonları yapmıyorlar. Bir araba giriyordu içine kanalizasyonları. Şimdi mesela bizim Kağıthane Sadabat Deresi'nde devamlı Büyükşehir Belediye'mizin yaptığı bir deniz suyu projesi vardır. Biliyorsunuz Hasbahçe'nin olduğu yerde. Yani 3 ayda bir kazılır, 3 ay 4 ay çukur içinde gider geliriz ana arterde. Tünelden bir girersiniz, yaklaşık 45 dakikada tünelin içinden çıkarsınız oraya. Çünkü neden? Devamlı kazılıyor. Künkler ileride büyük olduğu için, biz biliyoruz mesela mahalleli olduğumuz için ya da orada babamızın
böyle bir kampanyadan, işte muhtarlığından faydalandığımız için insanlara şimdi biz mahalle kültürüyle anlatıyoruz. Ahmet, neden evet veriyorsun? Neden işte hayır diyoruz? Bunları tek tek anlatıyoruz. Ne oluyor şimdi anlatırken? Yani anlatırken ne oluyor? Tabii biraz da böyle mahalle ağzıyla anlattığın zaman daha farklı şeyler oluşuyor. Yani kimi kırgınlıklar olabiliyor, küskünlükler olabiliyor. Öyle bir ortama geldik ki üzülecek durumdayız aslında. Şu evet hayırda 80 itilalindeki öncesindeki duruma düşmüş gibiyiz yani. Yarın inanın 16 Nisan'da hayır da çıksa, evet de çıksa ben kardeş kardeşe küskünlük olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bizim yöresel insanlar da böyle. İşte eşiyle kendisi hayır veriyor. Öbür tarafta öbür kardeşin eşiyle kendisine bakıyorsun, evet veriyor. Ya ama bu mesela partilerde de böyle değil mi? Yani şimdi burada fark ne oldu? Ama bu siyasi değil. Bu halkın kendi kararı ve halka sunulması. O zaman yani ben ondan çok endişe korkmuyorum yani. Çünkü sonuçta bir iktidar değişikliği, senin adamın geldi, benim adamım geldi olmayacak. Biz bir irade koyacağız. Yani belki bu kadar da endişe etmemek lazım. Hani evet çıktı ya da hayır çıktı. Sonuçta hani o 16 Nisan'a kadar belki birbiriyle küsen, hatta yumruklaşan, ne bileyim kavga eden insanlar belki 17 sabahı aynı durumda kalmayacaklar diye İnşallah bir umudum var. Temennimiz mutlu bir ülke olsun istiyoruz. Mutlu bir gelecek olsun istiyoruz. Gerçekten halk bazen içimden, işte iş adamlarımız buradan duyuyordur. Yani bu serveti götürecekleri bir yerleri vardır muhakkak. Yani kefenin cebi yok derler ama onlar kraliyet aileleri vardır geçmiş dönemde. Şimdi hazineciler bu işi çok bilir. Yani hepsi beraber. Kazarlar krallar altınlarıyla gömülmüştür. Nedir? Öbür tarafta işte iyi kullansın, harcasın diye. Ama maalesef bugünün insanları kazıyor, kemiğine de bir tekme atıyor. Diyor ki ya bu işe yaramaz, altını alayım diyor. Şimdi bizim ülkemizde ticaretle uğraşanlar, gerçekten sanayici iş adamlarımız birazcık şöyle bir toparlanması lazım. Birazcık bakması lazım. Gerçekten halkı bilinçlendirecek duruma gelmeleri lazım. Yani kendine bir görev bilmesi lazım. Kişileri çalıştırıp sırtından para kazanana kadar eyvallah, senin hakkındır. Kazanabilirsin. Ticaretindir, beynindir, ana sermayendir. Ama bu ülkenin insanına da vatandaşına da ihtiyacımız var. Biz köle olarak kimseyi çalıştırmıyoruz. Çalıştırdığımız insanların da bir değerleri olmalı. Bu hakları en azından bu insanlara verebilecek bir sürü iş adamlarımız var. Bakıyorum kampanyalarda çoğu hükümet yanlısı tarafında konuşuyorlar. Yani hiç beklemediğimiz tarzda evet diyen insanlar var. Ki ihtiyaç hissedilmemesi lazım. Yani biz buraya bugün çıktık ama sivil inisiyatif olarak çıktık. Ben Hasan Söyler olarak çıkıp da hayır kampanyasını burada sizle Can Bey oturup söylemek istemezdim. Ama onlara bakıyorum, kendi kişisel isimleriyle ben evet diyorum diyor. Yani neye evet diyorsunuz? Ticaretinizin daha katlanması için mi? Paranın, servetinin 10 misli daha katlayabilmek için mi? Evet diyorsunuz. Bunu ben de yapabilirdim. Ben de ilçemde diyebilirdim ki ben Hasan Söyler olarak evet diyorum diyebilirdim. Ama doğru olacak şeylere evet demek lazım. Allah korkusuyla yaşamak lazım. Gerçekten bir şeye evet derken ya da hayır derken gerçekten insanları mağdur etmeyecek bir karara bunu evet veya hayır demek gerekiyor. Biz de burada ilçede insanlara bu şekilde bu dille hayırı nasıl olabileceğini anlatıyoruz Can Bey. Yani. Peki o zaman Kenan Bey size de şunu sorayım. Ne görüyorsunuz? Yani bu birebir halkla bir çalışması sürdürüyorsunuz. Dar bir alan, doğrudur. Yani hepimiz de öyle çalışacağız. Ne karşılıklar alıyorsunuz ve ne görüyorsunuz bu referandumun sonucu olarak? Evet. Bir referandum yaşanacak 16 Nisan'da, sandığa gideceğiz. Burada bir hükümet meselesi değil, bir parti meselesi değil, bir yeni yönetim belirleme meselesi değil. Burada bizim bu referandumda anladığımız bir rejim meselesi söz konusu. Bu rejim meselesini de insanlara eğer anlatmazsak gerçekten sandığa bir tespit taneleri gibi sıralanmış, sonuçta bir kutuya kağıt atıp dönen halk olsun istemiyoruz. Geleceğini gerçekten sandığa gittiğinde neden gittiğini, sonuçta ne çıkarsa ne olacağını bilmesi gerekir önceden. Bunun için de bu
Hayır için Sivil İnisiyatif adında bir araya gelerek bu değerli arkadaşlarla bir çalışma yapıyoruz. Baktığımızda referandum maddelerini ben önemsiyorum. Çünkü konu referandum, bizle sohbet eden birebir bir arada bir araya gelebildiğimiz noktalarda insanlara şunu söyleme ihtiyacı duyuyorum. Geldiğimiz bu noktada ülkede yaşananları da görünce, şu anda Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da da yaşananlar, her ne kadar biz uzakta olsak da oradakilerinin hissiyatını televizyondan az da olsa duyurtularla anladığımızda ülkenin bölünmesi söz konusu. Ülkenin federasyona gitmesi söz konusu. Ben kendi kendime bugüne kadar şu hatayı yaptım diyorum. Ya ben neden yaşamım içerisinde Kars'a, Hakkari'ye, Diyarbakır'a, keza diğer onlarca ilimize gitmedim? Belki de süreç içerisinde o illere pasaportla gitmek zorunda kalacağım diye bir vatandaş olarak endişelerim var. Yani ayrıldığı zaman, ayrışım olduğu zaman benim bugün müsaki milli sınırlar içerisinde olan vatanımda her karış toprağını gezme hakkım olduğu dönemde gidemediğim yerlere belki de önümüzdeki süreçte pasaportla gitme ihtiyacı duyulacak. Bunu kabullenemiyorum ve bunu söyleme ihtiyacı duyuyorum insanlara. Bu yaşananlardan yola çıkarak. Peşinden ülkemizde son zamanlarda mecliste herhangi bir hareket yok. Herhangi bir kanun çıkmıyor. Herhangi bir yasa tartışılmıyor. Meclis işlevsiz hale getirildi. Peki bizim 550 milletvekilimiz bu ülke için hizmet vermiyor muydu? Veriyordu. Ama bu kanun ve maddeleri tartışıp orada çıkaramazlar mıydı? Demek ki meclisin de çalışmalarını engellediler. Hatta bir takım yasalar çıkarken komisyonlar kuruluyordu. Bu komisyonlar da artık işlevsiz hale getirildiler. Gene bu maddelerden diyoruz ki hata yapan olur ya, hata yapanın hakkında meclis gen soru açar, onu anayasal maddelerle yargılardı. Şimdi gen soru da verilemeyecek. Var ama şartları müsait değil. Vatandaş bunu bilemeyecek. Gen soru hakkı var diye denecek ama vatandaş bunun şartlarını bilemediğinden o şartlar oluşamayacak. Bunu tabii 400 milletvekili bulması bu gerekiyor. Bu maddeleri anlıyoruz. Hatta bu bakanlar hiç değilse parlamenter sistemimizde halkın seçtiği insanlardan oluşuyordu. Halk vekili seçiyordu. Vekili de hükümet oluşturuyordu bakan olarak. Şimdi bakanları da birileri oluşturacak. Yani bu bir kişinin... Bir kişi, birileri dediği bir kişi. Daha doğru bir söylem. Dokunulmazlık da verecek. Daha doğru söylem. Hatta o kişiler seçilmiş de olmayacak. Yani derler ya yetki milletin. O zaman milletin yetki verdiği kişiler bakan olmayacak. Bir kişinin seçtiği kişi dışarıdan, herhangi bir kişi, seçilmemiş bir kişi bakan olacak ve bu ülkeyi idare edecek. Ve demin de belirttiğim gibi bu 18 yaşında da olabilir. Yani şaşılacak bir durum. Anayasanın önemli ve anlamlı maddeleri kaldırılarak anayasa önemsizleştiriliyor. Ülke bir nevi kararnamelerle yönetilir hale getirilecek. Şimdi bunları anlattığınız zamanki ben tepkiyi merak ediyorum. Yani bunları söylüyorsunuz adam karşınızda. Evet. Diyor ki ben evet vereceğim. Bunları anlatınca mesela nasıl cevaplar alınıyor daha çok? Ya da haklısın ben yanlış düşünüyorum diyor mu? Yani bu konudaki deneyimlerinizi ama de merak ediyorum. Şunu o zaman ifade edeyim. Bunları söylediğimde şunu söyleyen çok oluyor. Ya bunlar bizim karnımızı doyurmuyor. Ya bunlar bir şey bize kazandırmıyor. Ülke bir yere geldi ki ekonomiksel bir yere dayandı. Evet. Yani kimden menfaatlenebilecekse onu bir çıkar yolu olarak görüyor insanlar. Yani çoğu, şöyle söyleyeyim. Yani kırsal kesimlerde maalesef böyle. Zaten oyların... Buradan ne menfaat görüyor mesela insanlar? Evet diyenler onu hissediyor musunuz? Yani bir...
Yani bir vaat iş sözü veriliyor. Bugün güvenlik şirketleri biliyorsunuz bundan 5 sene evvel yoktu çok fazla aşırı derecede. Bizim bildiğimiz bir büyükşehir belediyesinin verdiği bir belirli bir firmalar vardı. Onun haricinde küçük belediyelerde ve özel şirketlerde kurulan yine hükümete bağlayan diyelim şirketler. Bunların hepsi özel şirketler oldu. Bugün hemen evladına diyebiliyor ki siz gidin hemen güvenlik sertifikası için, güvenlik personeli için bir sertifika alın gelin diyor. Silahlı silahsız fark etmiyor. Çünkü iş hazır, iş verecek. Ya bu güvenle yani öyle bir ekonomi, öyle bir duruma geldi ki insanlar iş bulamaz duruma geldi. Kaliteli bir iş yok zaten. Yani bugün üretmeyen bir ülke olmuşuz. Ağır sanayimiz yok. Kolları yok onun da üretecek. Tarım yok. Tamamen bitirilmeye gitmiş. Hayvancılık artık ithal etmeye başlamışız. Şimdi de ithallere de artık laf söylenmeye başladı. Neyi alacağımızı şaşırdık. Üreten de bir ülke değiliz. Dışarıdan mı alalım? Yasak et mi olsun? Artık buradaki kaçak et mi olacak? Yani böyle bir sistem oldu. Maalesef insanlara mesela doğuda tabii üzülerek söylüyorum. Allah kimsenin başına vermesin. Engelli vatandaşlarımız var. Yani akraba evliliğinden doğan mesela çok öyle şeyler var. Bunlara maaş bağlandı. Yani bakım ücreti üstünden aileleri para alıyor. Kimi aileler tehdit altında yani. Yarın bu köyden veya ilçeden oy çıkmazsa bu maaşlarınız kesilecek deniyor da yani bunlara. Şimdi halktan nasıl bir tepki alabiliriz ki? Halk ancak %1-12'lik değil mi Ahmet Bey? %7'lik bir kesimi vardır tarafsız kalan. Ya da işte oylarda geçersiz oy kullanılmıştır ya da oy kullanmaya gitmemiştir. O insanlara şimdi ulaşmaya çalışıyoruz. Zaten sempatizan olan ben evet veriyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nda çok böyle beğenenler var. Ben hayran oluyorum öyle beğenenlere de. Demek ki toplumumuz o dereceye gelmiş artık. Yani kimi hal ve hareketinden seviyor. Kimi yürüyüşünü seviyor. Ama siyasi bir parti lideri ülkemize yönetici olarak getirilmiş, başbakanlıktan cumhurbaşkanlığına gelmiş bir liderimiz. Ben de saygı duyarım. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanlığına ve cumhurbaşkanlığına ama görevler yerine getirildiği takdirde. Bu konuda ben de bir şey söyleyeyim. Şimdi Can Bey, seçmen biraz aslında biraz önce bahsettim. İktidarların veya liderlerin seçmenlere veya halka yabancılaşması diye. Maalesef halka yabancılaşan bir kesim de var. Yani biz aslında halka belki yabancılaştık. Halkın iktidara, mevcut iktidara yaklaşımını sadece makarnayla veya bu tür menfaatle ifade etmek aslında yanlış. Sonuç itibariyle halk şuna bakıyor. Günün sonunda bu işten ben nasıl kazançlı çıkacağım? Yani evin kredisini nasıl ödeyeceğim? Eve nasıl gideceğim? Çocuğumun eğitimi nasıl olacak? Bir ev sahibi olabilecek miyim? Bu Maslow'un ihtiyaçlar teorisini biliyorsunuz. En basit, en adil, en safiyane ihtiyaçlar. Yani siz eğer bu ihtiyaçları tamamen göz ardı edip adama işte Ernesto gibi tutup da hiç ilgilenmediği bir şeyi vermeye kalkarsanız veya fikri bile olmayan bir şeyi vermeye kalkarsanız anlamıyoruz size. Yani anlaması da mümkün değil. Biz bu anlamda kendisini sorgulaması gereken hakikaten çok fazla siyasi var, çok fazla parti var. Burada halkı yabancılaştırmadan ziyade onun gerçekten ihtiyaçlarına yönelik siyaset üretebilmeliyiz. Siyaset üretirken de ben laiklik elden gidiyor diye sadece veya vatan bölünüyor diye siyaset ürettiğinizde dinamiklerden uzaklaşıyorsunuz. Oysa şu anda bizim geldiğimiz nokta belki öyle veya böyle biz bir tartışmanın içerisine girdik şu anda. Yaklaşık 10 yıldır da tartışıyoruz. Geldiğimiz nokta üzülmemiz gereken bir nokta. Evet, şu anda Cumhuriyet'in değerlerini birebir sorguluyoruz. Belki de yapmamız lazımdı bunu. Şu anda herkes evet bu konuyu tartışıyor. Buna ihtiyacımız var mı yok mu? Belki de kıl payı çıkacak. Hayır. Hayır çıkarsa ama çok önemli şeyler olacağını biliyorum ben. Bir kere hepimiz demek ki bir önceki siyasetimizde yanlış yaptık diyeceğiz. Biz bir yerlerde yanlış yaptık ve şimdi ne yapmamız lazım? Uzaklaştırdığımız halkı nasıl yakalamamız lazım? Öcü gördüğümüz, makarnacı dediğimiz halkı nasıl yakalamamız lazım? Burada herkes hata yaptı ve herkes üzerine düşeni burada taşımak zorunda veya o bedeli ödemek zorunda. Çünkü geldiğimiz nokta
çok sevdiğimiz, çok saygı duyduğumuz liderimiz dediğimiz Mustafa Kemal'in kurmuş olduğu cumhuriyette o günün düşünce tarzıyla Mustafa Kemal'in vizyonuyla şu anda gelinen noktada çok büyük fark var. Çok fark var. Yani çok gerideyiz diyebiliriz. Bizim o vizyon tamamen hiç halkı sınıflaştırmadan bir yerlere taşımaya çalışan bir vizyondu. Şimdi ise biz kendi kendimizde sınıflaştırmaya çalışıyoruz. Bu sosyal demokrasi için de geçerli, sağ için de geçerli. Kendi içimizde tamamen yabancı görüşleri almaya bile çekiniyoruz. Demek ki bizde de var bir şeyler. Ben biz seçmenle görüştüğümüzde çoğu kere şunu anlayabiliyorum ben. Yalnız kalmış, anlaşılamamış, kusura bakmayın yoruldum diyor. Sığınabileceğim tek liman burası. Mevcut iktidar. Beni ikna edemiyorsunuz. Bizim hayırın bir sigortası olması lazım. Bunu da göstermemiz lazım ileride. Bunu biz yapamayız. Bunu tabii ki siyasiler yapacak. Yani hayır çıktığında biraz önce Hasan Bey söyledi ama ona katılmıyorum. Size katılıyorum. Biz o kadar ayrışmış değiliz. Sadece iktidarın algısal yönetimiyle ayrışmış vaziyetteyiz. Ama hayır çıktığında biz sizin sigortanızız. Ülkenin bütün değerleri, bütün kurumları sizin sigortanız. Bunları sadece çalışır hale getirmemiz yeterlidir. Yani bunları olduğu gibi ben yöneteceğim değil. Güçlü kurumlar kurmamız yeterlidir. Zaten bizim 100 yıllık cumhuriyetimizde bu tecrübeyi edindik biz. Çok da güçlü kurumlarımız var. O kurumları sadece tekrar özgürlüğüne kavuşturmamız lazım. Bizim siyasilerimizin bunu anlatması ve ifade etmesi lazım. Hayırın sigortası budur. İnsan hayır verdiğinde şunu söylememeli. Hayır verdiğimde ama ne olacak? Hayır devam. Yani biz 100 yıldır yok denen, bitmiş bir ülkeden, paylaşılmış bir ülkeden şu anda 17. büyük ekonomiye geliyoruz. Belki 5 yıl sonra 12. olacağız 2030'da, 10 yıl sonra. Bunu yapabiliriz çünkü en kötü dönemlerimizde bile bu ülkenin sermayesi ve dinamik girişimcisi zaten hiç bakmamış bile. Her yerde çalışmış, büyümüş, gelişmiş. Ben dinamik bir girişimin olduğuna inanıyorum. Sadece arkasında bir sigorta görmek istiyor. Umarım bu sigortayı da mevcut siyasilerimiz, iktidarın dışındaki siyasiler de bu sigortanın güvencesi olurlar. Hayırın güvencesi olurlar. Bence çok önemli şeyi söylediniz. Yani hayırın güvencesi tabii çok önemli. Ben de çok rastlıyorum. Bir kere evet diyenlerin çok büyük bir bölümünü olayı sanki şey gibi algılıyorlar. Hani bir seçim yapıyoruz. Ya kardeşim kime vereceğiz? Yani burada işte öbür tarafta kime vereceğim? Ya birine vermiyorsun. Siyasi yani düşünüyorlar. İkincisi hani bu iyi bu kötü anlatmak bence tabii belli bir kesime zor. Yani hani akılsız olduğu için, cahil olduğu için değil. Yani bir sistem gidiyor. Zaten başta Tayyip Erdoğan, işte hükümet böyle. Burada belki bir tek Yıldırım, Binali Yıldırım çekilmiş gibi görüyor. O da çekilsin diyor. Ne var diyor. Zaten Tayyip Erdoğan var diyor. Onu veriyor ama o cümle bence çok önemli. Yani hayırın da bir sigortası. Hayır diyenler ne olacağını söylemek. Ama tabii orada da şu sıkıntı var. Bir şey değişmiyor ki. Yani ben hayır dediğim zaman Tayyip Erdoğan gitmiyor. Meclis gitmiyor. Başbakan gidebilir. O da yani Cumhurbaşkanı yüzünden gider. Yani beceremediniz. Bir çuval inciri berbat ettiniz. Bana da güven oyu da çevirdiniz bu işi. Ben de güven oyu alamadım deyip. Hani bir de hükümeti darmadağın edebilir. Seçime gidebilir mi? Bilmiyorum. Yani ona cesaret edebilir mi? Ya da bu meclisten seçim kararı çıkar mı? Çünkü AKP'liler de herhalde korkacaklardır. Tayyip Erdoğan hepsini darmadağın edecek diye. Ama işte hayır diyenlerin de bunun iyi anlatılması. Yani bunu sizler de anlatıyorsunuz işte bugün de anlattınız. Belki kamuoyuna bunun girmesi lazım aklına. Yani sistemde bir değişiklik yok. Yarın bir seçim olur. Seçimde efendim AKP gene kazanır ya da kazanamaz. Başka parti gelebilir. Koalisyon olabilir. İnsanların bilmesi gerek. Ve korkmaması lazım. En önemlisi o tabii. Korkmaması yani lazım. Burada paniğe kapılacak, korkacak. Evet. Eyvah gidiyor. Diyecek bir şey yok. Yani evet çıkması halinde de bana göre korkunç bir şey evet çıkması. Yani sonradan düzeltmesi çok zor. Çok zor. Için. Ama hani evet de bir dünyanın sonu falan değil. Sadece Türkiye'nin işte demokrasiye, daha kaliteli demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, adaletli bir yapıya ve özgürlüklere kavuşma süresi uzayacak. Biraz ertelenmiş olacak ya, yani. Zaman kaybolacak. Burada gördüğüm, şunu buyurun. Vurgulayayım. Siz söylediniz. Evet'e çalışanlar derken
sokaklarda, mahallelerde EVT'e çalışan yok. EVT'e çalışan varsa şu anlamda değerlendirmek lazım. Nasıl bir kişi bir yerde çalışır, bir bedel karşılığında, herhangi bir kuruluşta, herhangi bir şirkette, herhangi bir fabrikada. Bugün EVT'e çalışanlar dışarıda şu seçim sürecinde referandum ne kadar sürecekse anlamında 3 ay önce başladı veya 2 ay önce başladı, 16 Nisan'da bitecek. O süreç içerisinde çalışmış gibi oluyorlar ve karşılığında da bir takım bedeller alarak çalışıyorlar. Bunu da aşikar hükümet elindeki devletin imkan ve bütçelerini har vurup harman savuruyor. Çünkü devasa afişler, devasa bildiriler, broşürler, bunları asanlar, çalışanlar yövmiyeci, aylıkçı, referanduma kadar ne kazanırım diyen işsiz arkadaşlarımız. Önümüze bir iş çıktı, bunu yapalım, kar edelim amacıyla çalışan insanlar EVT'e çalışıyorlar. Yaşamlarını sürdürebilmek için, doğru mu? Doğru. Yaşamlarını sürdürebilmek için çalışıyorlar. Ama aslında o ilan ve afişleri asmak için, karşılığında bir bedel almak için çalışıyorlar. Tabii bazı iş adamları da var ama yani ben görüyorum, bazı binaları giydiriyorlar mesela, bakıyorum hemen. Evet. Belli yani o binayı AKP teşkilatı ya da hükümet para verip giydirmiyor, onu kendiliklerinden yapıyorlar. Mesela ben her sabah Çamlıca'dan geçiyorum ve Cumhurbaşkanı'nın evinin önünden de geçiyorum her sabah. Çünkü kızımı okula bırakıyorum. Orada bir çok bilindik bir AKP'li müteahhitin çok lüks konutları var. Bu işte bakanlara falan ev veren bir müteahhit. Daha evler satılmadı. Yani yeni bitiyor. Boydan boya bütün o yani binayı giydirdi. Daha bitmemiş çok lüks konutlar ama. O işte ama şeyin sanki hani baktığınız zaman bu her zaman yerde gördüğümüz hani kararımız ne diyor? Her kararımız şeyimiz evet. Millet kararımız evet falan evet. Gibi. Onu gene şeyin resmiyle. Ya burada bir de onlar var. Yani şurada Ahmet Bey vurguladı, ne dedi biraz önce? Ben dedi afiş asarken böyle bir olayla karşılaştım. Bakın Ahmet Bey hayır için kendisi özveriyle çalışıyor. O dediğiniz afişleri özveriyle mi, belirli bir ücret karşılığında mı asıyor ve çalışıyor? Asanlar ücret alıyor ayrı. Ben bir de diyorum ki kendi şeyleri var. Onlar da onların parasını zaten onlar veriyor. Ama şu anda gördüğümüz o bütün etrafın donatılması o hükümet parası yani devletin parası. Yani bizlerin parasını alıp evet. Bir kişiyi başkan yapabilmek yani padişah gibi yetkilendirebilmek için harcıyorlar. Şimdi bu tabii yani bunun herkes tarafından ama görülmesi lazım. Ve ben zannediyorum yalnız bu aşırı şey propaganda ve hayır diyenlerin her yerde engellendiğinin gözükmesi üzücü. Yani şimdi olacak şey mi? Dün kimin de MHP'li muhaliflerden Sinan Oğan değil öbür Özdağ. Ümit Özdağ. Ümit Özdağ ya otele gidiyor, rezervasyon iptal. Otelde kalacağı oda. Kusura bakmayın veremeyiz diyor. Niye? İşte saldırılar oluyor, oteli şey yapıyoruz falan diye koruyor. Şimdi yani bırakın toplantı salonu asıl falan. Asıl mesele saldırılar oluyor falan değil aslında. Hani canım ya tabii işte. Yukarıdan baskı. Ama işte bazen bu çok heyecana kapılıp bu tür şeyler yapmak da ters tepki yaratır. Ben Cumhurbaşkanı'nı izliyorum birkaç gündür ve bakışları ve ruh hali hiç hoşuma gitmiyor. Şu açıdan hakikaten tek başına çalışıyor şu anda. Çünkü onun dışında doğru düzgün konuşabilen yok. Başbakan dağıtmış vaziyette. Yani başbakan gaf üzerine gaf yapıyor. Yanlış şeyler söylüyor. Yani eğer diyor mesela işte hayır çıkarsa diyor bu dağdakiler mahvolacaklar diyor. Sonra duruyor düşünüyor. Hayır diyor. Evet çıkarsa mahvolacaklar diyor mesela. Yani kadınlara dönüp işte böyle yanlış anlaşılacak bir biçimde düşük bir şey kullanıyor yanlışlıkla tabii. Cumhurbaşkanı ama kelimesi geçti. Evet, Cumhurbaşkanı kelimesi geçmişken bir televizyon programında dinleyip şaşırdığım bir şeyini anlatayım. Sayın Cumhurbaşkanı bir konuk olduğu televizyonda ben ülkeyi bir şirket gibi yönetmek istiyorum dedi. Örneği de şu. Bir arkadaşı oğluna 6 milyar dolarlık bir şirketinin fabrikasının imkanlarını sunmuş. 20 yaşındaki oğlu bu 6 milyar dolarlık iş yerini idare ediyormuş. Buradan gelinen nokta da herhalde
Ya 20 yaşındaki bir genç. Yani 18 yaş grubuna. Evet, atıf yapmak yani. Herhalde. Ama devletler şirket değildir. Devletler şirket gibi yönetilmemeli. Şirketlerin bir kar amacı vardır. Bir hedefi vardır. Oysa ülkenin öyle bir hedefi yok. Ülke halkını nasıl daha mutlu ve refah bir seviyede kârı yaşatır? Kârı olur. Kârı olur yani. Kârı odur. Ama demek ki eğer bu referandumda kendi düşündükleri gibi hareket ederlerse ülkeyi bir şirket gibi yönetecekler. Şirketin de demin vurguladığım bakanlar adı altında prenslerini, prenseslerini yanlarına alacaklar. Yönetmeye çalışacaklar. Gibi, halk buna müsaade etmemeli. Bitirmek durumundayız. Şirket gibi yönetse bile yani aile şirketi gibi yönetmek istiyor. Şimdi şirketlerin bile kuralları vardır. Kesinlikle. Dışarıdan denetleme kurulları vardır. Efendim işte bankaların denetimi vardır. Devletin bir şey vardır. Aile şirketlerinde bir tek bunları aldırmazsın ya da yapılan hataları. Tek başına hareket edersin. Ya ülke adına bir kere kendi girdiğin risk gibi ülkeyi riske sokamazsın. Ama işte hoşa gidiyor. Neden? Efendim bu işler hızlanacak. Şak diyeceğim bitiverecek. Böyle 30 tane kapıdan gittim imza alındı. Bir inşaat yapmak için 150 imza mı olur? Ya neden aldığına bir bakalım. Yani onların lüzumlu olanları, lüzumsuz olanları ayıralım. Bey, elektronik imzaya da geçtiklerini biliyoruz biz şu an ama yerinde yoksa ya da senelik izindeyse o bilgisayardan geçmiyor bir tarafa. Yani bir de bu var. Yani şimdi burada, hızlansın derken işi iyice geciktirmeyelim yani bir taraftan. Burada şunu da vurgulayalım. Biz zaten hayır olarak meclisin nefes edilmesini ne de Cumhurbaşkanı'nın görevden alınmasını istiyoruz. Meclis hayır çıkarsa zaten devam edecek. Evet. Sayın Başbakan da görevine devam edecek. Allah güle güle ülkesine hizmet etmeyi nasip etsin. Sayın Cumhurbaşkanı da hepimizin üzerinde olacak. Ülkesi için hükümete güzel kararlar alın diye nasihatta bulunacak. Nasıl? Hayırın zaten bütün amacı budur. Peki. Burada şunu vurgulayalım ki önemli. Tamam. Kadınların ve gençlerin de bu süreçte çok fedakarca çalıştığını çok iyi biliyoruz. Yani gerçekten kadınlar ev ziyaretlerinde öncülük yapıyor, çalışıyorlar. Gençler de her türlü baskı ve şiddete rağmen üniversitelerde ve sokaklarda çalışıyorlar. Şiddete rağmen. Peki. Değerli izleyiciler, bugün sivil hayır için sivil inisiyatif grubunun üyelerini konuk ettim. Onları birlikte dinledik. Emekli devlet memuru Kenan Kayış, iş adamı inşaat sektöründe Hasan Söyler ve makine mühendisi Ahmet Özdemir bugün bizlerle birlikteydiler. Zannediyorum herhangi bir siyasi parti çatısı altında olmadan tamamen halkın oluşturduğu bir hareketle neler yapılabildiğini az çok size anlatmaya ve göstermeye çalıştık. Umarım yararlı olmuştur. Ben arkadaşlarıma buradan başarılarının devamını diliyorum. Ve Türkiye'nin her yanında bu tür çalışma yapan herkesin gerçekten çok önemli bir işlev üstlendiklerini ve bunu ayın 16'sına kadar yılmadan, usanmadan, korkmadan en önemlisi çekinmeden bu ülkenin, demokrasimizin, hukuk sistemimizin, özgürlüklerimizin geleceği için yapmalarını özellikle rica ediyorum. Evet, bugün programı da bitiriyoruz, haftayı da bitiriyoruz. Pazartesi günü tekrar birlikte olacağız. Pazartesi günü AKP'nin kurucularından Mehmet Gazioğlu bizlerle birlikte olacak. Hepinize hayırlı hafta sonları diliyorum. Pazartesi 11'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Halk Kitabevi yazı işlerini sundu.